Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi Korsan Lady ve Jack Russell çetesiyle beraber yürüyüşteyiz. Ama bu yürüyüşü videoya alayım dedim. Çünkü genelde Korsan'ın videolara fazla çıkmadığını, korsanı özlediğini belirten arkadaşlarımız var. Onlara selam olsun. Korsanı özleyenler, korsanı sevenler baskı yapıyor bize. Korsan ama şey var. Yani her yürüyüşü de dediğim gibi videoya almıyoruz arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ama şimdi bu sefer videoyu da çekelim de arkadaşlar da korsanı özleyenler de görsün. Bir şey herhalde buldular, yine bir fare mare bir şey var orada illaki. Ya hareket, gel buraya gel. Ne oldu Paris? Kim o Paris? Kim o Paris? Hadi Paris. Lady'nin de durumu böyle arkadaşlar. Yeni yaralar yok. Eski yaralar iyileşiyor. Allah'a şükür. Altındaki kızarıklık şey yapıyor. Biraz korsan da böyle yağmurda biraz kızıla dönüyor. Yağmur çok yağmurda duruyor çünkü bu ara. İçeride durmuyor. Neredeyse hep dışarıda duruyor. Bugün hadi. Şimdi Escobar'la yine Venüs'ü içeri koydum. Korsan dışarıda. Bu sefer korsan boçiye sarıyor. Normalde elimde halat var arkadaşlar, görüyorsunuz. Korsan böyle geri dönüp şimdi hep geride kalıyor. Şu suyun oraya gelene kadar hep geride kalıyor. Hadi gel. Hadi korsan. Şey istiyor herhalde. Geriye dönmek istiyor. Boçi çünkü dışarıda. Ben de öyle kaçma falan yaparsa hemen onu yakalayacağım. Bağlayacağım onu bu sefer. Yani salık dolaştırıyorum. Fatih korsanı salık dolaştırmıyor. Fatih halatla dolaştırıyor. Çünkü yani korsan kaçarsa Fatih dinlemez. Şimdi Allah korusun bir köpek bir şey görür gider, Fatih ona müdahale edemez yani arkadaşlar. Ben zaten Fatih'in bölgesi burası, bakın. Fatih şuraya kadar, şu yol ayrımına bile inme diyorum ona. Buraya kadar gel, buraya çünkü kimse girmez. Ha. Paris geriden geldi. Normalde arabayla çıkacaktık da arkadaşlar. Arabayla koşturacaktım onları. Ama beton döküldü. Şu geride beton döktük. Yol çatlamıştı. Önceki dökülen beton yolu, yani yol esnediği için beton çatlıyor. Çukurlar oluşuyor. O yüzden yol çatlayınca yeniden beton döktük. Buradan da yolu kapattılar zaten araç girmesin diye. Araç girişine kapatıldı burası. Korsan! Korsan! Aslında oradan yukarı giderdik ama ayağımda terlik var, o yüzden terliklerle diken miken oluyor. Geçen cinli ormana girecektik de arkadaşlar. Yani meşenin içi hep dikenlik yani. Terlikle gittiğiniz zaman sıkıntı olur. Ben de genelde hep terlik kullandığım için. Kışın çizme, yazın terlik. Aslında dışarılarda giymek için çok rahat bir ayakkabı da var. Çok rahat dışarılarda rahat rahat giyebileceğimiz bir ayakkabı var ama yine de terlik gibi olmuyor ya. Terlik çok rahat oluyor yani.
İki gündür acayip şiddetli yağmurlar yağıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir sel mel oluşmadı. İnşallah olmaz. Ama her yer böyle değil. Yine çoğu yerlerde seller devam ediyor. Sel, heyelan çok. Bizim bölgede şu an öyle bir şey olmadı Allah'a şükür. Ama hava hep böyle yani, bakın çiseli. Yani şu an yağmur yağıyor ama böyle ince bir yağmur yağıyor. Böyle yağan yağmur hoşuma gidiyor. Bu yağmurda yürüyüş yapıyorsun, hiç zorlanmıyorsun. İnşallah şurada kimse yoktur. Bizim mangal yaptığımız alan var. Gerçi biri olsa da bir şey olmaz da, işte panik yapıyorlar. Karşı taraf panik yapınca ben de panik yapıyorum çünkü. Yani köpek belki üzerine gidecek koklamak için, oynamak için. İşte o panikle sıkıntı oluyor yani. Şimdi korsanı videoya çekecektik ama korsan tabii yanımızda durmuyor. Şimdi şuraya gittiğim zaman durur yanımızda. Şimdi Escobar ahırda. Escobar'ı çıkarttığım zaman Pablo ve korsan çıldırıyor ya. Yani sanki Bochi dışarıda olduğu için, sanki Bochi'yi Escobar'a vereceğim gibi, veya Pablo çıkarsa diğerleri öyle yapıyor. Korsan çıkarsa çıldırıyorlar. Şu an herhalde biraz Bochi'yi unuttu herhalde korsan. Hadi gel. Korsanın da yürüyüşü arkadaşlar düzeldi gibi bir şey yani. Eskisi gibi sekmiyor. Bugün belki bir video daha çekebilirim. Bu varonlara ineği de çıkaracağım. Araba olsa iyi olur ya. Ortaya yine sel götürmüş bakın. Yani suyun aktığı genişlik, normalde ırmak şu şekilde ama kayayı nasıl yarıp getirmiş ya. Şimdi burayı böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Birkaç sene sonra yine çaylık, yine sel gitsin yine çaylık. Yapacak bir şey yok yani bu. İnsan üşeniyor biraz. Şu yukarısı da mesela koptu. Yine hemen çaylık yapıldı ama böyle sel giden yer çok pis oluyor sonra. Diken diken oluyor. Korsan buraya gel. 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 Hadi korsan gel.
Burada da güzel bir kulübe yaptı bizim. Raşit abi yaptı orayı da. Bu da güzel oldu ya. Yine manzaralı. Daha tam bitirmedi herhalde. Küçük bir oda işte burası. Bunda çamur patak olacaklar. Yine böyle bir yürüyüş günü korsan sakatlanmıştı arkadaşlar. Artık şuradaki yerde mi ayağını sakatladı veya yukarıdaki deponun oraya mı sıkıştırdı ne yaptıysa. Ya da biz buradayken yukarıdan geçen araba mı korsana çarptı. Bir şeyler oldu yani. Korsanın sakatlandığı gün aynı böyle bir yürüyüş günüydü. Yine yağmurluydu hava. Nasıl oynuyorlar? Hadi Leydi, aferin kızım. Hadi. Hadi kızım. Evet, korsan eski formunu yakaladı arkadaşlar. Leydi'yi yakalayamıyor ama olsun, hareketli. Aa bak o işte orası iyi değil ya. Oralara iniyorlar. Oralarda sıkıntılı işte böyle bir saç parçası bir şey olur, ayakları kesilir ya. İşte tam rahat edemiyoruz. Böyle biri bir şey bırakıyor. Orada vardı işte bir sefer videoda görmüştünüz. Kayarak düşmüştüler. Aferin korsanıma benim. Aferin oğluma. Seni özlemişler korsan. Çamur patak oldu hepten. Korsanın kilosu şu an iyi arkadaşlar. Yani kasları masları da yerine geldi. Burayı farklı seviyorlar. Burada çok iyi koşuyorlar arkadaşlar. Beni çamur patak ettiler ya. İşte şey zamanı da hep buraya, ben normalde hep buraya yürütüyorum onları. Bir de arka tarafa. Ama çay falan başlayınca olmuyor. Buralarda insan olunca buraya getirmek biraz şey oluyor. Genelde şimdi çaylıklarda da yabancılar oluyor arkadaşlar. Korkuyorlar yani. Gene bizim
köyün insanlarını da tanıyorlar, köpekleri biliyorlar yani. Biz de zaten başlarındayız sürekli. Ama işte yarıcı oluyor, yabancı çay kesenler oluyor, korkuyorlar. O yüzden çay zamanları buralara çıkartmıyorum köpekleri. Ama burası, şu koşma yeri bunların en sevdiği alan. Zaten şu arkaları bilirsiniz, hep oralarda da yürüyüş yapıyorduk. Zaten toprak yani, inşallah burası beton dökülmez hemen. Biraz zaman geçsin, bu köpekler ömürlerini tamamlasın. Köpeklere toprak alan arıyorum yani. Her taraf beton oluyor. Şimdi korsanı özleyenler arkadaşlar, bu videoda kendilerini belirsinler artık. Korsan. Hayvanlar oynamak istiyor ya. Yedi de çok atletik ya, maşallah. Fars diyor, ben o dünyadan değilim, bana bulaşmayın. Aferin kızım. Neydi? Aman benim yanına silkelemedim. Ne yaparsan yap yani. Herhalde bunları iyi bir yıkamak lazım. Zaten korsanın yağmurda tüyleri sararıyor. Kızarıyor üst tarafı korsanın. Çok yağmurda durunca üst tarafında böyle kızarıklık oluyor. Şimdi hepten bataklık canavarı gibi oldu. Bir de yatarsa içine tamam lan yat. Hadi korsan. Bana sürünmeyin ya. Bana değil. Tüh. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Bir bak. Batırdılar beni. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Böyle çise çise.
Yağmurun altında oynuyorlar ya. İnşallah hava açar da bir güzel bunları banyo ederim ya. Gerçi kendi kendileri yani hava kuruduğu zaman hemen temizleniyor bunlar da. Şimdi Paris'e bir bakın ya. Bir Topiga koşuyordu. İnşallah. Ya şuralarda korkuyorum, kayıp düşecekler ya. Paris, o üstün ne oldu ya? Paris. Yani şu Paris'e bir bakın. Hiç üstü kirleniyor mu arkadaşlar? Bakın herkes kirlenmiş ama Paris'in üstü tertemiz. Bu çamurda bile üstü temiz yani. Şu Mars'a bak. Mars kahverengi olduğu için çamur çok belli olmuyor. Arkadaşlar herhalde ekranda bayağı bir şey oldu. Neydi? Şu vaziyetin neydi ya? Hiç kıza benziyor musun sen? Neydi? Ha buraya bak. Neydi ya? Arkadaşlar şu an kafamdan aşağı sular akmaya başladı yani. Yağmuru topladı saçım. Yavaş yavaş gideyim. Üstüm başım çamur oldu zaten. Yani şimdi görüyorsun. Ama Paris tertemiz. Kaç! Aferin Paris. Paris'e bana sürünmeyin lan. Pislikler. Pali sen ne biçim bir topikasın ya? Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Baronları yine de çıkaracağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.